Herkese yeniden merhaba yeniden. Ne habersiniz? Herkese merhaba yeniden. Bugün dersimi çalışıp geldim. Saç stillerinizi öğreneceğiniz bir test hazırladım. Evet, ben hazırladım. Bir önceki videomda bir markanın testi olduğunu söylemiştim. Onu uygulayabiliriz birlikte demiştim ama kendim hazırladım. O markanın testini de belki Instagram'da storylerde çözerim. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hemen böyle girdim konuya. Çok heyecanlıyım. Bu testi hazırlayabilmek için çok araştırma yaptım. Hemen başlayalım istiyorsanız. Önce çözdükten sonra ne olacağını söyleyeyim. Bitirdikten sonra kendi saçınızın hangi tipte olduğunu ve hangi ürünleri kullanmanız gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Ama size marka söylemeyeceğim. Yani şu markanın bu ürününü kullanmalısınız. The Zıvıl Zıvıl markanın dibil dibil ürününü kullanmanız gerekiyor demeyeceğim. Çünkü herhangi bir marka önermek istemiyorum. Her markanın üzerinde yazıyor. Yağlı saçlar için, kuru saçlar için, normal tipte saçlar için diye. Böyle bilgilendirmeler var. Siz ürünün üzerinde yazanlara bakarak hangi... Allah başlamıyorum. Bu testi çözdükten sonra saçınızı tanıdığınız için ürünlerin üzerlerinde yazanlara bakarak hangisini kullanmanız gerektiğine karar vereceksiniz. Yani özellikle herhangi bir markayı önermek veya işte bu iyidir bunu kullanın demek istemiyorum. Çünkü kendi kararınızı kendinizin vermesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece saç tipinize hangileri uygun hangileri uygun değil bunu öğrenin yeterli şu an. Hemen videoyu durdurup gidip ufak küçük bir kağıt ve kalem almamız gerekiyor. Çünkü sonuçlara ona göre karar vereceksiniz ve daha sonra hangi soruya hangi cevabı verdiğiniz diye sorduğumda geri dönüp bakabilmeniz gerekli. Çok önemli. Ay bugün çok heyecanlıyım ya. Çok çalıştım, çok hazırlandım. O yüzden böyle hiç kendim gibi değilim. Böyle rahat rahat konuşamıyorum. Mazur görün. Abone olun. Birinci soru saç rengim. Renginiz doğal renginiz de olabilir. Boya da olabilir. Bu soruyu kullandığınız şu an kafanızda olan saça göre yanıtlamanızı istiyorum. Sarı veya kızıl tonlarında. Hani açıcı kullanılmış, açılmış veya doğal kendi sarılığımda ya da kızıllığımda. Ve açık kahve tonlarında kumral, küllü kumral, açık küllü kumral vesaire. C kahve tonlarında bronz kahve, acı kahve, kestane. D'de siyah. Şimdi küçük kağıt kalemimize yazdığımız birin yanına A, B, C, D hangi şık işaretlediysek onu yazıyoruz ve ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soru saçlarını ne sıklıkta yıkamak zorunda hissediyorsun? Bakın ne sıklıkta yıkıyorsunuz diye sormuyorum. Siz rahat ettiğiniz için belki her gün saç çıkıyorsunuzdur ama benim sorduğum ne sıklıkta yıkamak zorunda hissediyorsunuz? Yani ben mesela gün aşırı yıkamak zorundayım. Bugün yıkamıyorsam yarın mutlaka saçlarımı yıkamak mecburiyetindeyim. Yani o ağırlaşır, çöker, kirlenir hissederim. Bununla ilgili bir soru bu. A. Her gün yıkamak zorunda hissediyorum. B. 2 günde bir kere yeterli oluyor. C. Haftada bir. D. 2 hafta yıkamasam kirlenmez. Yani şimdi siz her gün yıkıyor olsanız bile saçınızın ne kadar sıklıkta kirleneceğini bilirsiniz. Benim saçım hiç yağlanmaz ki. Ben 2 hafta gider benim saçım aslında. Ben yıkamasam da olur diye olabilirsiniz. O zaman D şıkkını işaretliyorsunuz. Gelelim 3. soruya. Bu soru için elinde bir ayna almanı istiyorum. Karşına bir ayna koymanı istiyorum ya da. Ve doğru şıkkı şıklardaki görsellere göre seçmeni istiyorum. Yani senin saçın hangisine daha çok benziyor? Bakın bunu bu şekilde böyle tutup bakmayacaksınız lütfen. Bu yakınlıktan baktığımızda ve bir tutam alıp baktığımızda gerçek sonucu görmeyebilirsiniz. Şöyle iki saçınızı da iki taraftan önünüze alın mümkünse. Böyle biraz tarayalım. Ve aynanın karşısında şöyle yaydığımız saçlarımıza bakalım. Kısa saçlarınız varsa eğer filan şöyle yan dönüp bakabilirsiniz. Ve bu soruya buna göre cevap verin. A şıkkı mı, B şıkkı mı, C şıkkı mı, D şıkkı mı? Hangisi? Dördüncü sorum şekillendirme ile ilgili. Yani uyguladığınız ısı miktarı ile ilgili. Bu şekillendirmenin içerisinde maşa da olabilir. Her gün dalgalı yapıyorsunuzdur ya da arada bir. Düzleştirici de olabilir. Kuaföre gidip çektirdiğiniz ya da evde çektiğiniz fön de olabilir. Ne sıklıkta saçlarınızı ısı yardımıyla şekillendiriyorsunuz? Asıl soru bu. A. Hiç uygulamıyorum, tamamen kendi doğallığımda idare edebiliyorum. B. Haftada bir kere mutlaka yapıyorum. C. 3 günde bir yıkadıkça duştan sonra, her duştan sonra mesela saçlarımı şekillendiriyorum. D. Her gün. Her gün saçlarımı sürekli olarak ısı uyguluyorum ve saçlarımla uğraşıyorum yani. Geldik 5. soruya. 5. soru saç taramayla ilgili. Ama ıslakken. Islakken saçlarınızı tarıyor musunuz? Öncelikle sorun bu. Ben tarıyorum. Özellikle kurutmaya başlamadan önce ve kurutma esnasında da saçlarımı sürekli olarak tarıyorum. Kuruyana kadar tarıyorum neredeyse. Hatta kuruduktan sonra birkaç kere daha üzerinden geçiyorum. Peki siz ne yapıyorsunuz? Şimdi bu soruda dikkat edilmesi gereken çok önemli bir detay var. Saç kremi kullanmadan. Yani duş sırasında da, duştan çıktıktan sonra da herhangi bir krem, bu yumuşatıcı, kayganlaştırıcı hiçbir ürün uygulamadan sadece düz şampuanla yıkayıp çıktığınız zamanlarda, eğer bugüne kadar hiç yapmadıysanız bir kere olsun bu sorunun cevabı için bir duşta şöyle bir kremsiz çıkın bakalım ne olacak. Sizin için de bir sürpriz olabilir bu arada. Kremsiz çıktım duştan,
Herhangi bir maske de uygulamadım. Duş sonrası bir yağ da sürmedim ama 2 dakikada taranıyor, hop tarak kayıp gidiyor. Benim için ıslakken saçlarımı taramak çok kolay. B 5-10 dakika sürdü. Çok zorlamadı ama yine uğraştım. C ıslakken zor taranıyor, o yüzden kuruta kuruta taramak zorunda kalıyorum. D taranmıyor. Evet, taranmadığı zamanlar oluyor gerçekten. 6. soruya verdiğiniz cevabın altını çizmenizi isteyeceğim. Zor bir cümleydi. 6. soruya verdiğiniz cevabın altını çizmenizi isteyeceğim. O yüzden onu büyük bir puntoyla da yazabilirsiniz. Punto değil tabii, elinizle yazıyorsunuz. İşte böyle belirgin yapın yani. Sorumuz saç boyamayla ilgili. A kendi rengim. B dipler kendi rengim. Uçlara doğru ombre var. Yani uçlar farklı renk, dipler benim rengim. C saçlarım boyalı ama herhangi bir açıcı uygulamadım. Oryal kullanmadım. Sadece doğal bir renge boyadım. Koyu bir renge muhtemelen, ya da kendi saçınız açıksa açık bir renge de boyamış olabilirsiniz ama sadece düz boya uyguladım. D saçlarım şu an sarı veya kızıl renginde. Kızıl rengi. Yani kızıl. Açıcıyla açıldığı sonrasında bir boyama işlemi uygulandı. Kuaför veya evde fark etmiyor bu arada. Geldik 7. soruya. Hepimiz saç maskeleri yapıyoruz değil mi? Yapmıyor da olabiliriz ama yapmayı çok seviyoruz. Bazen nem maskeleri uyguluyoruz, böyle nem bombası falan filan. Bunlar evde yapılan maskeler de olabilir. Ama daha çok, daha ziyade dışarıdan alınan ürün. Çok güneş var, gözlerimi açamıyorum. Daha ziyade bazı markaların ürünlerinden bahsedeceğim şu an ama saç maskesi. Hangi maskeler? Duşun içerisinde uygulanan maskeler veya duştan önce uygulanıp beklenen maskeler. Genelde şöyle büyük kutularda oluyor biliyorsunuz. O maskelerle ilgili bu sorum. Eğer saç maskesi uygulamıyorsanız bu soruyu geçebilirsiniz. Ama uyguluyorsanız, A. Nem veren bir saç maskesi uyguladığımda saçlarım çok ağırlaşıyor, kirli gibi hissediyorum ve temizlendiğini anlamıyorum. B. Maske bende çok bir fark yaratmıyor. Yapıyorum ama sadece daha sağlıklı saçlarım olsun ve ileriki zamanlarda kırılmasın diye. C. Sadece kolay taramaya yarıyor. Tarağa koyuyorum, akıyor ama başka bir etkisini görmüyorum. D. Her saç maskesi, özellikle nem veren saç maskesi uyguladığımda saçlarım pamuk gibi yumuşacık oluyor ve çok kolay taranmaya başlıyor. 8. sorumuz saç derisiyle ilgili. Saç derisinin bakımı biliyorsunuz saç dökülmesinde, saç yağlanmasında, kepeklerde falan bir sürü şey de çok önemli. Sizin saç derinizin ne durumda olduğu ile ilgili bir soru soracağım. Bu arada şu anda çok iyi olabilir ama bundan bir ay önce mesela çok daha kepeklidir. Ya da bundan 2 hafta önce çok yağlı hissediyorsunuzdur, şu an değişmiştir. Bunlar mevsim değişiklikleri orantılı olarak değişir. Benim genele vurduğumuzda nasıl saçlarınızı hissettiğinizle ilgili sorum. A. Saçlarım kepekli. O yüzden kepek giderici şampuan kullanmak zorunda kalıyorum. B. Kepek yok ama 2-3 günde bir yağlanıyor ve ağırlık hissi uyandırıyor bende. C. Gayet normal bir saçlarım olduğunu düşünüyorum. Rengine bakıyorum, pembe ve beni rahatsız edici herhangi bir şey yok. D. D şıkkı çok spesifik. Açık renk bir, yani saçımın rengini açacak bir boya kullandığımda kafa derim cayır cayır yanıyor, kafam yanıyor anne. Ve hatta sonrasında yaralar, kaşıntılar oluyor. Gelelim 9'a. 9 böyle biraz ne alaka bir soru. Çünkü yüzümüzün cildiyle ilgili. Yüzümüzün cildi. Muhtemelen birçoğunuz kendi cilt yapınızı, cilt tipinizi biliyorsunuzdur artık. Belli bir yaşın üzerindeyseniz özellikle artık alışmışsınızdır cildinizin ne durumda olduğunu falan, farkındasınızdır her şeyin. Cilt tipiniz A. Akneye yatkın, siyah nokta oluşumuna müsait ve yağlı. B. Karma bir cilt yapısına sahibim. T. Bölgem yağlı, diğer yerler daha kuru nispeten. C. Normal bir cildim olduğunu biliyorum. Normal ciltlere uygun ürünler kullanıyorum. D. Çok kuru, nemlendiriciler yetmiyor. Sürdüğüm nemlendirici 2 dakika sonra yok olmuş oluyor ve cildimin tam anlamıyla nemlendiğini bile hissetmiyorum. Geldim son soruya ya. Çok çabuk geçti. Hazırlarken ne kadar uzundu oysa ki. 10. sorum saç tellerinizle ilgili. Şimdi saç tellerimizin kalınlığı ile ilgili 10. soru dediğim gibi. Genelde önlerden değil çünkü önler incelir. Şöyle biraz arkalardan bir tane saç teli seçiyoruz kendimize. Evet, doğru duydunuz. 10. soruyu cevaplamak için kendimize bir adet saç teli seçiyoruz. Şimdi muhtemelen görünmüyor ama ben seçtim. Telim burada. Telimizi iki parmağımızın arasına koyuyoruz. Ama gergin olacak şekilde değil. Böyle ip gibi germeyin. Bol, gevşek. Şöyle bakın, benim saç telim şöyle. Şu an çizdiği eğri bu. İki parmağımın arasına tutuyorum. Görünüyor mu ya? Hı? Görünüyor mu? Yok, görünmüyor. Bunu böyle tutuyorum. Aa, tek bir saç telini iki parmağımın arasında tuttuğumda hissedebiliyorum ve gevşek pozisyonda. B. Gerdiğimde hissedebiliyorum saç telini. C. Germesem de normal bir şekilde hissediyorum. D. Parmaklarımın arasında kesinlikle bir saç teli var ve çok rahat hissedebiliyorum bunu. Evet. Testimiz bu kadardı.
Şimdi verdiğiniz cevaplara göre saç tipinizin hangisi olduğunu öğrenmenin vakti geldi. Yazdığınız cevapları alt alta bir şöyle güzelce bir bakın ve sayın. En çok A'dan varsa, yani en çok cevap verdiğiniz şık A ise eğer, saçlarınız yüksek ihtimalle yağlı saç tipidir. Saç tipiniz eşittir yağlı. Şöyle de yapabiliriz bu arada. Bulduğunuz cevapları aşağı yorum olarak yazarsanız ben size nasıl bir saç tipiniz olduğunu yüksek oranda söyleyebilirim. Yani illaki kendi kendinize karar vermeniz gerekmiyor bu cevaplara bakarak. Birlikte de konuşabiliriz, tartışabiliriz. Ama siz yok gerek yok ben yorum yazamam diyorsanız şimdi söyleyeceklerimi dinleyin sadece. Bu arada 5'in üzerinde cevap vermiş olmanız gerekiyor. Mesela A'ya, sadece A'ya 5'in üzerinde şıkkı işaretlemiş olmanız gerekiyor. Öyle yağlı olduğuna karar verebiliriz. Yani bilimsel bir gerçekliği yok. Yine de cevapları yazın ya yorumlara. Vallahi konuşalım. O şekilde daha kolay olacak. Ben üşenmem, cevap yazarım hepsine. Zaten kaç kişi yorum yazıyor. Konuşuruz yani. Eğer verdiğiniz cevaplarda D şıkkı çoğunluktaysa, yani D şıkkını 5 ve üzeri daha fazla yazmış olduysanız ister istemez kuru saç tipine sahipsiniz. Saçlarınız kuru, herhangi bir saç ürününü kullanmaya başlayacakken kuru saçlar içindir ibaresine dikkat etmelisiniz. Çünkü kuru saçlar gerçekten çok zor saçlardır. Dökülmeleri de daha fazladır. Aynı şekilde çok yağlı saçlar da öyle. Dökülmeleri de fazla olur. Yıpranmaları da kırılmaları en çok kuru saçlar kırılır. Peki B ve C şıkkını fazla işaretleyenler ne yapacak? Bu noktada 6. soruya geri dönmek durumunda kalıyoruz. Eğer 6. soruda B şıkkını işaretlediyseniz, yani saç tipleriniz kendi renginiz ve uçlarınız açılmış, boyanmış bir renkse ya da saçlarınızı boyadınız ve saçlarınız uzamış da olabilir. O zaman büyük ihtimalle benim gibi dipleri yağlı, uçları kuru saçlara sahipsiniz. B ve C şıkkını çoğunlukla işaretleyenler arasında ya normal saçlılar var ya da karma saçlılar var. Peki biz normal saç mıyız, karma saç mıyız, nasıl anlayacağız diyecek olursanız seçtiğiniz cevaplarla mukayese ederek karar verebilirsiniz. Örneğin saçlarınız çok sık yağlanıyor ama uçlarında çok kırık var. Çok fazla işlem gördü ve sürekli düzleştiriliyor, sürekli boyanıyor, açık renk kullanılıyor ve çok yıpratıcı bir süreçten geçti ama yine de dipler yağlı. O zaman ne olacak? Karma bir saç tipine sahipsiniz. Normal bir saç yapınız varsa da saçlarınız 3-4 günde bir, 5 günde bir, hatta belki haftada bir yağlanır. Kurumaz, kolay taranır, güzel şekil alır. Normal saçların özellikleri de bunlar. Ya normal saçlarınız varsa ona göre ürünler almaya başlayabilirsiniz. Yani genellikle B şıkkını çok fazla işaretleyenler için karma bir saç yapısı olduğunu düşünüyorum. C şıkkını fazla işaretleyenler için de normal saçlara sahipsiniz. Ne mutlu size. Ama dediğim gibi tamamen listeyi tamamladığınızda 5 tane A şıkkı işaretlemişim ama diğerlerinden de mesela atıyorum B'den de 7 tane işaret... Aman nasıl matematik lan? 5 tane A işaretlemişim ama 3 tane de B işaretlemişim diyorsanız mesela yine yağlı saçlar için ürünleri kullanabilirsiniz. Bu tarz varyasyonlar var. Dediğim gibi yorumlarda yazıp daha ayrıntılı şekilde... Konuşamıyorum bugün. Heyecan doruklarda. Bir ciddi moda girmişim ki böyle sanki bilimsel bir test uyguluyorum. Bu üslubum. Biraz anlamsız oldu ama siz beni anladınız. Ciddi bir şey yapmaya çalıştım. Gerçekten soruları verdiğiniz cevaplarla saçınızı tanımanızı istedim. Çünkü sadece verdiğiniz cevapları baz alarak o test çıktı, sonucum bu çıktı gibi değil. Sorduğum sorularla da mantığı kavrayabilmenizi istedim. Hani saçlarınızı tanıyabilmek için her sorunun üzerine aslında düşünülmesi ve konuşulması da gerekiyorsa kendi saçlarınızla ilgili. Bunu kendi kendinize yapın istiyorum. Tabii benimle de yapabilirsiniz yorum yazıp ama kendi kendinize durup her soru üzerine "Aa saçım işte benim burası böyle, şurası şöyle, bunun için şöyle bir ürün kullanabilirim" demeniz gerekiyor. Bu yüzden umarım işe yarar bir test ortaya çıkarmışımdır ve uygularsınız. Bana teşekkür etmenize hiç gerek yok. Şaka şaka, her şey daha güzel, daha sağlıklı, parıl parıl, ışıl ışıl saçlar için. Hatta daha mutlu kadınlar için. Daha mutlu kadınlar için ben ne yapıyor olabilirim ya? Wow! Biraz kendimi eğledim. Şu ciddi moddan çıkmam gerekiyor. Kendim olmam gerekiyor. Kendimin skilleri yüklensin. Her neyse arkadaşlar, abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi tek tek ayrı ayrı yüzlerce kez öpüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda çok büyük bir sürprizim var. Gerçekten çok... O video için çok heyecanla bekliyorum. O yüzden abone olmanız gerekiyor. Hoşçakalın.